Arkadaşlar merhaba, bu videomuzun konusu üslü ifadeler ve denklemler olacak. İkinci testi çözüyoruz. Konu anlatımı çözeceğimiz testimizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf matematik kazanım kavramı testi 9 oluyor. Yeri gelmişken Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine, soru yazılanlara teşekkür ediyoruz. Bizler öğrenelim diye emek vermişler, çok güzel sorular hazırlamışlar. Sevgili arkadaşlar, üslü ifadeler dedik, testimizde hep köklü sayılar göreceğiz. Şaşırmayın. Neden şaşırmayın? Çünkü köklü sayılar da üslü sayılardır sevgili arkadaşlar. Birazdan çözeceğimiz sorularda bunları da göreceğiz. Ve yeri geldikçe sizlere konu anlatımlarında yardımcı olacağım. Birinci soru. 6. dereceden kök, 4. dereceden kök verilmiş, içerisinde x'li ifadeler. İşleminin sonucu bir gerçek sayı olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değeri kaç tane tam sayı değeri vardır? Sevgili arkadaşlar, ben eğer çift dereceden bir kök görüyor isem, ki şu an öyle görüyorum, artı x artı 4 ve 4. dereceden. Arkadaşlar, çift dereceli köklerin içi her zaman 0'a eşit ve 0'dan büyük olmalı. Ya 0 olmadı ya da 0, yani negatif sayı olamaz. İşin özü, daha kısa söyleniş hali. İçeriği negatif göremiyorum. Neden göremiyorum sevgili arkadaşlar? Gerçek sayılardan bahsediyorum. Gerçek sayı olabilmesi için içerinin, kök içinin negatif olmaması lazım. Mesela hiçbir şey yazmıyorsam bu ikinci derecedendi. Eksi 9'un karekökünü söyleyin sevgili arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Gerçek sayılar kümesinde yok. Neden yok? Hangi iki sayıyı çarpayım da ben eksi 9 elde edeyim sevgili arkadaşlar? Hangi sayıyı kendisiyle iki kere çarpıp? Negatif sayıları kendisiyle çarpsam eksi çarpı eksi artı olur. Artı sayıları da zaten pozitif sayıları da başka şansım yok. Kendisiyle çarpsam yine pozitif olur. Benim bir sayının karesini, dördüncü kuvvetini, altıncı kuvvetini, yani çift kuvvetini negatif görme şansım yok. Tabii bu bahsettiklerimiz gerçek sayılar kümesinde. Sanal sayılar, karmaşık sayılar, imaginary sayılar dediğimiz bir konumuz var. Onu ilerlerde işleyeceğiz sevgili arkadaşlar, diğer sınıflarda. Şu anki konumuz bizim gerçek sayılar. O zaman ne dedim? İçerisi, kök içerisi çift köktense, çift dereceden kök ise artı, negatif olamaz diyorum. Sıfır ya da pozitif olmalı. Hocam, üçüncü dereceden olsaydı mesela, tek olsaydı olurdu sevgili arkadaşlar. Bakın, eksi 8'in küp kökünü düşünün. Eksi 2'dir. Neden? Eksi 2'yi kendisiyle 3 kere çarparsam eksi 8 sonucunu oluşurum ki negatif sayıların tek sayılı kuvvetleri yine negatiftir. O yüzden kök içinde negatif sayı görme şansım olur. Ne zaman? Üçüncü derece, kökün derecesi tek sayıysa. Güzel, bu kısacık özetten sonra şunu ve şunu irdeleyeceğim. Bu iki arkadaşın ortak çözüm kümesini alacağım. Bu diyor ki bana x'ler 6'dan küçük olsun, 6'ya da eşit olabilir. Bu arkadaş diyor ki x'ler eksi 4'e eşit ve eksi 4'ten büyük olsun. Sevgili arkadaşlar, hemen sayı doğrusunda onu da gösterelim. 6 ve eksi 4. Bu arkadaş buraları istiyor. Bu arkadaş da buraları istiyor. İkisinin de memnun olduğu yer burası. Ama dikkat, eksi 6 da olur, 6 da olur kabulümüz. Burada kaç tane sayı var? 4 burada, 6 burada, 10 dersen yine yanılırsın. Dikkat et, bir de 0 var burada. Negatiflerden 4 tane, pozitiflerden 6 tane, bir de 0'ım var. 11 tane sayım olur. Kısaca özet, çift kök, çift dereceli kök olursa kökün içerisi negatif olamaz. Sıfır ya da pozitif olmalı. 2 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. Yeri geldikçe dediğim gibi sorulara değineceğim. Karekök içinde 14 bölü 4 görüyorum. Yine karekök içinde 4 bölü 9, 4 tam 19, yani 4,9 görüyorum. Karekök içinde 6,4 görüyorum. Hop, yetmiyor. Bir de payda kısmında karekök içinde 2,7 görüyorum. Kolay gelsin. Yani ondalıklı sayılar, normal sayıların kareköklerini buldum da ondalıkları nasıl bulacağım? Arkadaşlar, burada da yapabileceğim bir takım numaralar var. Bak, sayı, rakamlar çok tanıdık geliyor ya. Şu 144 olsaydı, bu 49, bu 64, bu 27 olsaydı ben bu arkadaşların kareköklerini alabilirdim.
burada bir sayı yoksa kök dışında, şurada kök dışında ikinci dereceden olduğunu anlıyorum zaten. Arkadaşlar ne yaparsın? 14 bölü 14 tam onda 4'ü 144 bölü 10 şeklinde yazabilirsin. Bak çok güzel. Artı 49 bölü 10 şeklinde yazabilirsin. 4,9'u. 6 tam onda 4'ü 64 bölü 10 şeklinde yazabilirsin. Hop. Geldim paydaya. Bu arkadaşı da 24 bölü 10 şeklinde yazarsın. Böyle yaparsan en azından pay kısımlarını kurtarma şansın olur. Karekök hem 144'ün hem de 10'un karekökünü al diyor. Aldım 144'ün karekökünü. 12 bölü kök 10. Artı 7 bölü kök 10. Çok güzel gidiyoruz. Artı 8 bölü kök 10. O kadar güzel oldu ki hem de herkesin paydası da eşit sevgili arkadaşlar. Rasyonel sayılarda toplama işlemi için fazla yorulmama da gerek kalmayacak. Toplayacağım. 27'nin karekökü, ben 27'yi 9 çarpı 3 şeklinde görürüm. 9 kendini kurtarır 3 olarak. Sevgili 3'üm içeride kalır kök 3 olarak hayatının sonuna kadar. Eğer sadeleşmezse. Yine kök 10. Arkadaşlar ne görüyorum? Yukarıyı hemen toplayalım. Paydalar eşit. 27 bölü kök 10 şeklinde görüyorum. Evet paydalar. Paydayı ne yapıyorum? Ters çevirip birinciyle çarpıyorum. Kök 10 bölü 3. Kök 3. Güzel. Ve o sevdiğimiz, en sevdiğimiz yere geldik. Sadeleşmeler var. Kök 10 ve kök 10 yolcu. 27 ile de 3'ü sadeleştirdim. 9. 9 bölü kök 3. Ama biz payda da rasyonel sayı görmeyi sevmeyiz. Bunun ilacı nedir sevgili arkadaşlar? Kök 3 ile genişletmektir. Payı ve paydayı kök 3 ile çarpıyorum. 9 kök 3 bölü kök 3 ile de kök 3 çarptım. 3. 9'da da 3'ü böldüm. 3 kök 3 oldu sonucum. Arkadaşlar genel itibariyle zaten köklü sayılarda en güzel ilaçlarım benim kare almaktır. Mesela bir eşitlik vardır. Her iki tarafın karesini alırım. Karekökten kurtulurum. Ya da kesirli sayı görürüm. Bu arkadaşı eşlenik deriz biz buna. Kök 3 ile çarparım ya da bir başka deyişle eşlenikle de çarparım. Mesela payda da kök 3 artı 1 görsem ben. Mesela şöyle bir şey görsem. Bak payda da köklü sayı görürüm. İrrasyonel. Hoş bir şey değil. Bu arkadaşın eşleniğiyle çarparız bu arkadaşı. Yani genişletiriz. O da kim? Kök 3 eksi 1. Bunun sebebi de sevgili arkadaşlar. Şu iki arkadaşı çarpımı bak tam kare farkı çıkar. Kökten kurtulurum. Diğer yeri geldikçe sorularda görürüz onu zaten. 3 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet. 3 de yine güzel öğretici bir soru olmuş. X negatif sayı. Bak çok güzel. X negatif bir sayı. Güzel. Birinci soruda da söylememiz gerekirdi ama burada da söyleyelim sevgili arkadaşlar. Karekök içerisinde bir ifade mesela 25 diyelim. İkinci dereceden kök ya. Arkadaşlar bunun sonucu 5'tir. Eksi 5 değildir. Bunun sebebi de bu arkadaş kök dışına mutlak değer içinde çıkar. Yani mutlak değer 5 nedir? 5'tir. Bununla şunu karıştırmayın. Mesela x kare eşittir 25. Burada bana ne diyor? Kimin karesi 25? Burada x 5 de olabilir. Eksi 5 de olabilir. Arkadaşlar bu başka bir şey. X'in karesini soruyor bana. Burada da bana 25'in karekökünü soruyor. Kareköklü sayıların, çift dereceli köklülerin sonucu her zaman pozitif olur. Mutlak değer içinde çıktığı için. Anlaştık. Nitekim burada da böyle bir şey göreceğim. Şöyle söyleyelim. X artı 2'nin karesi hop karekök. Karesi var, karekökü var. Bunun karesini al. Bunlar gidiyor ya sevgili arkadaşlar. İşte bu arkadaş x artı 2'yi mutlak değer içinde çıkar. X'i bilmiyorsan eğer, bilmiyoruz ya x'in ne olduğunu. Şu arkadaşın pozitif olması gerekir. X artı 2 sonucu çıkacak bana çünkü. Bunu da sağlamanın yolu x artı 2'yi mutlak değer içinde çıkarmaktır. Güzel. Geldim bak şu soruya. Şahane. Diyor ki, hatta uzun uzun yazalım. X kare artı 3. dereceden eksi x'in hop kübü artı 4. dereceden
eksi x'in dördüncü kuvveti bölü 2x artı eksi x'in karesinin hop karekökü. Güzel. Bakın şimdi bu konuştuğumuzu burada tatbik edebiliriz. Uzun uzun irdeleyebiliriz de. Arkadaşlar benim öncelikle aklımda tutmam gereken şey şu. X negatif bir sayı. Şahane. Arkadaşlar x'in karesini aldım. Bu pozitif bir sayı çıktı. Çok güzel. Daha sonra da ben bu arkadaşın karekökünü aldım. Şu söylemimizle bak karekökle kare birbirini götürdüğünde ben bu arkadaşı mutlak değer içinde x olarak çıkarmam lazım. Çünkü pozitif olması gerekiyor. Karekökümün sonucu. Güzel. Ha, üçüncü dereceden bunun sonucu negatif de olabilir. Onu düşünebilirim. Arkadaşlar burada ne görüyorum? Bak eksi x'in kübü. Arkadaşlar x kendisi negatif. Bak eksi x diyor. Eksi x ne oldu? Pozitif bir sayı oldu. Şahane. Arkadaşlar bu pozitif olduysa üçüncü dereceden üssü bu arkadaşın ne olur? Yine pozitif olur. Üçüncü dereceden kübü de yine pozitif olur. Yani benim şu sonucum şu arkadaşım artı bir sonuç verir. Bu da eksi x olmasından kaynaklanıyor. Bu o zaman dışarıya nasıl çıkar sevgili arkadaşlar? Yine pozitif bir sayı olmak zorunda. X olarak mı çıkar? X olarak çıkarsa sevgili arkadaşlar x negatifti, negatif olur. Eksi x olarak çıkar. X negatifse eksi x pozitif bir sayıdır. İşte bunu kurtardım. Güzel. Geldim şu arkadaşa. O arkadaşım kim? Eksi x'in dördüncü. Zaten eksi x pozitif. Dördüncü kuvveti daha da pozitif. Artık gönül rahatlığıyla şu arkadaşı gönderebilirim. Artık şu sonucum da sevgili arkadaşlar pozitif bir sayı. Yine ben bu arkadaşa x dersem bu arkadaşı negatif çıkarmış olurum. Çünkü x kendisi negatif. Başına eksi yazmalıyım ki şu çıkan şu mavi bak pozitif bir sayı oldu. Güzel. Hatta ve hatta bak şu arkadaşa da şimdi eksi x diyeceğiz. Neden eksi x diyeceğiz? Onu da hemen yeri gelmişken yapalım madem. Arkadaşlar mutlak değerden nasıl kurtarıyordum ben ifadelerimi? Mutlak değerin içine bakıyordum. Pozitifse olduğu gibi çıkartıyordum. Negatifte eksiyle çarparak çıkartıyordum. İçerisine negatif çünkü x negatif. O zaman ben bu arkadaşa eksi x diyeceğim. Anlaştık. Şöyle düşün. Mesela şöyle düşün. Eksi 3'ün karesini alıyorsun. Bak eksi 3'ün karesini alıyorsun. Daha sonra da karekökünü. Arkadaşlar eksi 3'ün karesi kaç? 9. Çok güzel. 9'un karekökü kaç? 3. Senin sonucu 3 görmen lazım. Bak x yerine eksi 3 yazdım. Ben sonuç x dersem ne demiş oluyorum biliyor musunuz? Sonuç eksi 3 demiş oluyorum. Oysa sonucun artı 3 olması lazım. İşte o yüzden başına eksi koyuyorum. Eksi x, x'in eksi 3 olduğu yerde artı 3 olur. Tamam bunu da hallettik. Bölü, yukarıda 3 tane eksi x var. Güzel. 2x, buna söyleyecek bir şey yok. Artı ya da eksi, dur şimdi öyle bir dur. Artı ya da eksi henüz bilmiyoruz. Arkadaşlar, hop bak yine aynı şeyle karşılaştım. Eksi x, bu zaten pozitif bu arkadaş. Değil mi pozitif? Karesini aldım pozitif. Karekökünü aldım da yine pozitif bir sayıyla karşılaşacağım. Şimdi ben buna ne demeliyim? Ben bu arkadaşa dışarıya çıkarken x olarak çıkacak ya. Eksi x demeliyim. Eksi x demeliyim ki şu çıkan sonuç pozitif olsun. Hop şu arkadaş da pozitif çünkü. Bakın eksi x pozitiftir. Şimdi paşa paşa işlemimi yaparım. Eksi 3 tane x var yukarıda. Topladım hepsini. Aşağıda 2x'ten x'i çıkardım. X. X'ler sadeleşti. Kala kala eksi 3 kaldı. Çok karmaşık soru. Mümkün olduğunca detaylı anlatmaya çalıştım. Hala anlamadıysan, çok zor geliyorsa dert etme sevgili arkadaşlar. Bayağı zor bir soru. Kabul ediyorum. Umudunu şeyini kırma. Şevkini kırma. Daha güzel, daha şahane sorular seni bekliyor. Daha sonra oturur yerine. Eğer o hala oturmuyorsa. Çok oturmadıysa yorumlara yaz. Mümkün olduğunca açıklama yapmaya çalışırım. Güzel. Bak. Kareköklü sayılarda üslü ifadeler diyoruz ya sevgili arkadaşlar. En güzel örneğini bence burada göreceğiz. Neden? Kök 2 çarpı 3. dereceden küp kök 3
Üçüncü dereceden küp kök 2. Altıncı dereceden 3. Arkadaşlar ya şimdi köklü sayıları normalde lömbür lömbür çarpıyordum değil mi? Köklü sayılar. Ama ne zaman çarpıyordum? Aynı köklerde çarpıyordum. Mesela kök 3 ile kök 5'i gönül rahatlığıyla çarpıp kök 15 diyordum. Bunu çarpabilmemin sebebi sevgili arkadaşlar, bu da ikinci dereceden, bu da ikinci derecedendi. Bak burada öyle bir durumum yok. Zaten bu 2, bu 3 aynı dereceden değiller. Bunları yapsam sıkıntı. En güzeli sevgili arkadaşlar, bu arkadaşları üslü olarak ifade etmek. O da nedir? Kök içinde x'in a'ıncı kuvveti olsun. Bu da b'ıncı dereceden kök olsun sevgili arkadaşlar. Bu gösterimin, şöyle sarıyla da belirginleştirelim. X üzeri a ve b'ıncı kuvvet. Arkadaşlar bunu üslü sayılı yazmanın yolu şudur. X üzeri bu arkadaş bölü bu arkadaş. Yani a bölü b yazarsın. İşte köklü sayılar üslü sayılara böyle dönüşür. Hayatın çok kolaylaşır sevgili arkadaşlar. Yani böyle yazmayı başarabilirsen çok daha kolay sorular çözersin. Bak öyle yazalım. Şimdi burada 2'nin üzerinde 1 var. Burada 2 var. 2 üzeri 1 bölü 2 bu arkadaş. Çarpı bu arkadaş 3 üzeri 1 bölü 3. Bak a burada 1, burada 3. dereceden. Güzel. Bölü 2 üzeri 1 bölü 3. 1, 3. 3 üzeri 1, 6. 1 bölü 6. Şahane. Arkadaşlar biz ne öğrendik? Şunu öğrendik. Üslü sayılarda tabanlar aynıysa çarpım halinde üsler toplanıyor idi. Bölüm halindeyse de üsler çıkartılıyordu. Şimdi bak çok güzel. 2 ile 2 var burada. Tabanlar aynı bölüm halinde. 3 ile de 3 var yine bölüm halinde. Ne yapmam gerekiyor sevgili arkadaşlar? Üsleri birbirinden çıkartacağım. Çarpım olsaydı toplayacaktım. 2 üzeri hemen yazalım. 2'nin 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkartacağım. Üstleri çıkartıyorum. 3 çarpı bir de 3'üm var. 3'te ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? 1 bölü 3'ten 1 bölü 6'yı çıkartacağım. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6. Rasyonel sayılar işlemine dönüştü. 2 çarpı bu arkadaş 3 ile genişlettim. 2 ile genişlettim. 1 bölü 6 oldu 2 üzeri. Çarpı bu arkadaşı 2 ile genişlettim. Rasyonel sayı işlemini yapabilmek için. Bu da 1 bölü 6 etti. Nefis. Ne dedik? Ben üslü sayılarda çarpma, bölme vesaire yapabilmek için bakarım tabanlar aynı mı işlem yaparım. Değilse bu sefer üsler aynı mı diye bakarım. Tabanlar aynı değil yapamam. Üsler aynı. O zaman nasıl yazarım sevgili arkadaşlar bunu? 2 çarpı 3'ün 1 bölü 6. kuvveti şeklinde yazarım değil mi? Aynı üstle yazarım. İçerisi ne oldu? 6 çarpı 1 bölü 6 oldu. Nefis. Arkadaşlar şunu biz boşuna mı öğrendik? Bak şıklarda böyle bir şey yok. 1 bölü 6. Sen bunu böyle yazabiliyorsan buradan da şuraya dönebilirsin. Yani bu arkadaşa 6'nın 1. kuvveti hop 6. dereceden kök diyebilirsin. Şu 1'i yazmana gerek yok. Zaten 6'nın 6. dereceden kökü dersin gönül rahatlığıyla. Hop onu da C şıkkında işaretlersin. Oo. Evet bir gürültü çıktı onu hemen düzeltiyorum. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet bir aydınlanma geldi değil mi? Dur tamam. Hangisini yaptık? 4 ya 5 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. 5 ne diyor? X kare. Bak x kare çarpı kök x eşitmiş 6. dereceden kök 32. Güzel. Arkadaşlar üslü sayılarda denklemin varsa ya tabanları eşit tutacağım ya da üstleri değil mi? Şimdi bu iki arkadaş arasında işlem yapabilmek için aynı dünyaya bir çekelim. Bu zaten x kare. Bu kimdi? Öğrendik. X üzeri 1 bölü 2. Bak üstleri toplayabilirim. Bu arkadaşa ne diyelim sevgili arkadaşlar? 32 üzeri 1 bölü 6 da diyebilirsin. Ama en güzeli gel bu 2 üzeri 5 değil mi? Güzel. Bu ne oldu o zaman? 6. dereceden 2 üzeri 5. Yani 2 üzeri 5 bölü 6 oldu. Güzel. Fena gitmiyoruz. Arkadaşlar gene şu işlemi yapalım. Tabanlar aynı, üstleri topla.
X üzeri 2 ile 1 bölü 2'yi topladım. 5 bölü 2 siz bir kenarda toplayın. Şöyle değil mi? 2 artı 1 bölü 2 yaptım. 4 bölü 2, 5 bölü 2 oldu. Eşitmiş 2 üzeri 5 bölü 6. Şimdi iyi güzel öğretmenim de ben X'in peşindeyim. Nasıl bir denklem kurmalıyım? Nasıl bir eşitlik kurmalıyım ki X'i bulmalıyım? Arkadaşlar bakıyorum ya tabanlarım oynağı olacaktı ya da üstler. Üstleri bir benzetmeye çalışalım. Öncelikle şu 5'ten kurtulalım. Bir eşitliğim var. Her iki tarafın sevgili arkadaşlar 1 bölü 5. kuvvetini alsam. Kim bana itiraz eder? Buraya ne yaptıysam buraya da aynısını yapıyorum değil mi? Eşitlik bozulmaz ki. Bunun için yapıyorum. Bak ne oldu? X üzeri 5 bölü 2 ile 1 bölü 5'i çarpıyorum. Üssün üssü. 1 bölü 2 oldu. Eşittir. 2 üzeri 5 bölü 6 ile 1 bölü 5'i çarptım. 1 bölü 6 oldu. Bak baya baya bir şeylere benzedi. Çok yaklaştı. 1 bölü 2, 1 bölü 6. Şimdi ne yapayım? Arkadaşlar hani birbirine benzetebilmek için ya tabanlar ya üstlerdi. Derdim şu an üstleri benzetebilmek. Arkadaşlar bu x'in 1 bölü 2. kuvveti. Şu 1 bölü 6'yı da şöyle ayırsan. X üzeri 1 bölü 3'ün 1 bölü 2. kuvveti desen. Bak ne kadar güzel oldu. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi çarpsan 1 bölü 6 yapar. Peki ben bu numarayı niçin yaptım? Yani bu eşitliği. Bakın x'in 1 bölü 2. kuvveti bir de şu arkadaşın 1 bölü 2. kuvveti. O benim özlediğim şeye geldim. Üstleri aynı görüyorum. Burada bir sayı var. Burada da bir sayı var. Demek ki bu sayı şu sayıya eşit. Bak x'e azimle yürüdüm ve x'i buldum. Böyle bir şey var mı? Yok. Hop az önceki soruda gördük. Bunu nasıl yazarsın? 3. dereceden küp kök 2 yazarsın. Onu da bu yazışı C şıkkında görürsün sevgili arkadaşım. 6 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. Güzel. Bak çok güzel. 2 bölü 2 eksi kök 5 artı 10 bölü kök 5. Şahane. Sonucunu soruyor. Bu işlemin sonucunu. Sevgili arkadaşlar iki sayı görüyorum. Keseri sayılar. Paydayı eşitleyebilirim. Burayı kök 5 ile burayı 2 kök 5. Ortalık dağılır falan. Arkadaşlar ne konuştuk en başta da söyledim birinci sorumuzda da. Köklü sayıların ilacı ya karelerini almaktır. Ki bu şu an eşitliğimde bir şey yok. Karesini alacak karşıda bir şey yok. Ya da eşleniğiyle çarpmaktır. Bak şu arkadaşı kök 5 ile genişletsem. Şu arkadaşı da 2 artı kök 5 ile genişletsem bu arkadaşlar bir hizaya gelir. En azından paydaları böyle tam sayı olarak görürüm. Bunu şimdi bu arkadaşla çarpıyorum. 2 ile bunu çarptım. 4 artı 2 tane kök 5. Güzel. Bölü arkadaşlar bak ne görüyorsun? A eksi B çarpı A artı B formunda bir şey görüyorsun değil mi? Birinciden ikincisi çıkartılmış. Birinci ile ikinci toplanmış. Bunun açılımı neydi sevgili arkadaşlar? Tam kare farkı değil mi? A kare eksi B kare. İşte bu yüzden eşleniğiyle çarpıyorum. Bunlar birbirinin eşleniğidir. Bu durumda ne olur? Birincinin karesi 4. İkincinin karesi kök 5'in karesi 5. Harika. Artı. Buna geleceğim şimdi. 10 kök 5 bölü kök 5 ile kök 5'i çarptım. 5. Arkadaşlar şurası kaç? Eksi 1. Bu eksi 1 ise bu sonuç nedir? Eksi 4 eksi 2 kök 5. Eksi ikisine de etkili. Bak burada ne görüyorum? 10 ile 2'yi sadeleştirdim. Artı 2 kök 5. Nefis oldu. Sen yolcusun. Kala kala bana eksi 4 kaldı. Bu işlemin sonucu eksi 4'tür derim. 7 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. 7 geldi. Abo nasıl da kalabalık. Nasıl da kalabalık bir sayı. Bunu tane tane mi yapalım? Şöyle yapalım. 3 üzeri x. Şöyle şuradan yazacağım. 1 bölü 3. Arkadaşlar gelin şu 1 bölü 3'ü öncelikle şöyle bir yazalım. 3 üzeri eksi 1 değil mi 1 bölü 3? Evet öğretmenim. Hop. 3. dereceden kübü. Bunu 3 ile çarp diyor. Tamam. Sonra al bunun kare kökünü diyor. Sonra tekrar 3 ile çarp diyor. Yetmedi diyor. Bir de bu arkadaşların 4. dereceden kökünü al. Var mı bir eksiğimiz? Hop hop hop.
Güzel. 1 bölü 3'ü hemen 3 üzeri eksi 1 yazdım. Neden? Bir eşitliğim var. 3'ün bir kuvveti. Burada da 3'ün bir kuvveti bir şey bulacağım. Sonra diyeceğim ki bunun kuvveti bunun kuvvetine eşittir. Güzel. Yürüyelim bakalım sevgili arkadaşlar. Neler gelecek karşımıza? Arkadaşlar bunu öğrendik zaten. Az önce konuştuk. Şu arkadaş kim? 3 üzeri eksi 1 bölü 3. Nefis. Şimdi bu arkadaşla bu arkadaşı çarpmam lazım. 3. Bu 3, bu 3. Güzel. 3 ile 3 üzeri eksi 1'i çarpıyorum. Bu arkadaşın üstünde 1 var. Yani 3 bölü 3 diyelim biz buna. Üstleri topla. 3 bölü 3 ile 1 bölü eksi 1 bölü 3'ü toplarsam 3 üzeri 2 bölü 3 yapar. Şahane. Şunu da yaptım. Güzel. 3 ile çarptım. Buna ulaştım. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun da karekökünü al diyor. Yani bölü 2 yap diyor. Yapalım. 3 üzeri 2 bölü 3'ü 2'ye bölersem 3 üzeri hop 1 bölü 3 yapar. Aldım. Şimdi bu 3'ü getir buraya çarpacağım. Hop artık yavaş yavaş gidebilirim. 3 çarpı 3 üzeri 1 bölü 3. Bu arkadaşta 3 bölü 3 var. Ne oldu? 3 üzeri 4 bölü 3 oldu. Bunu da yaptım. Hop şu işlemimin sonucu da 3 üzeri 4 bölü 3 oldu. Yetmiyor. En son raddeye geldim. Bir de dördüncü kuvveti. Bu arkadaşı 4'e bölüyorum. 3 üzeri 4 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 oldu. Bölüm olarak geldi. 4'ler sadeleşti. 3 üzeri 1 bölü 3 oldu. Şu arkadaşın tamamı. Hop bu kime eşitmiş sevgili arkadaşlar? 3 üzeri x'e. X kimmiş? 1 bölü 3'müş. Çünkü o da 3'ün kuvveti, o da 3'ün kuvveti. 7'ye de Diyarbakır dedik. 8'de devam edelim sevgili arkadaşlar. Hop bu arkadaşı da aldım. A sayısı 2 çarpı kök 2'ymiş. Ne kadar güzel. B sayısı 2 çarpı 3. dereceden küp kök 3'müş. C sayısı da 6. dereceden 525'miş. Hayırlı işler sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım neler görüyorum. Hangi sayı daha büyüktür? Arkadaşlar benim sayıları kıyaslayabilmem için ya aynı tabanda bir şeylerin üstleri olması lazım ya da üstlerin aynı olup o sayıları kıyaslayabilmem lazım. Şimdi bu bir kere bu arkadaşları bir içeriye atalım. 2 karekökün içine 2 tane 2 4 olarak girdi. Bu arkadaş kök 8. Hatta bu arkadaşa ne derim? 8 üzeri 1 bölü 2 derim. Güzel. Üslü olarak yazdım. Bakalım bir şeyler söyleyebilecek miyim? Şu arkadaş arkadaşlar bakın. Şimdi 2 küp kökün içine girecek. Kare kökün içine girerken 4 olarak giriyordu. Küp kökün içine nasıl girer? 8 olarak girer. Çünkü 8'in küp kökü 2'dir. Bu arkadaş içeride 8 iken dışarıya çıkmış böyle. 8 olarak girdi. 8 çarpı 3 24. Hop 24'ün 3. dereceden. Bak burada da görüyorsun 8 çarpı 3 olarak gör bu arkadaşı. 8 kendini 2 olarak atar dışarı. 24'ün 1 bölü 3. kuvveti. Güzel fena bir yerlere gitmiyoruz. Bu arkadaş zaten 525'in 1 bölü 6. kuvveti. Güzel. Arkadaşlar şimdi dikkatle bakalım. Ya tabanlar aynı değil kıyaslasam. Üstler aynı değil kıyaslasam. Ben bunları ortak bir yerlere bir götüreyim. Nasıl getirebilirim? Arkadaşlar bak 1 bölü 2. kuvveti, 1 bölü 3. kuvveti, 1 bölü 6. kuvveti. Ya ben bunları üstleri tam sayı olacak şekilde bir şeylere getirsem. Mesela bunun ve bunun ortak katlarını alsam, ortak üstlerini alsam yine aynı derecede büyür değil mi sayılarım? Evet. Bu arkadaşların üstlerini tam sayı yapabilmek için 1 bölü 6, 1 bölü 3 ve 1 bölü 2. Hepsini kaçla çarpmak istersin? 2 ve 3 ve 6'nın ortak katı olan 6 ile değil mi? Bak 6. kuvvetini al. Bu arkadaşın da 6. kuvvetini al. Bu arkadaşın da 6. kuvvetini al. Aynı derecede büyüyecekler. Bu arkadaş ne olur? 8 üzeri 3 olur.
1 bölü 2 ile 6'yı çarptım. Güzel. Bu A. B sayısı ne olur sevgili? Yani A'nın 6. kuvveti daha doğrusu. B'nin 6. kuvveti ne olur sevgili arkadaşlar? 24 üzeri 2 olur. 24'ün karesi olur. Bu arkadaş ne olur sevgili arkadaşlar? C'nin 6. kuvveti. Bu da 525 olur. 1 bölü 6 ile 6'yı çarparsam. Arkadaşlar ben A'yı B'yi değil de A üzeri 6, B üzeri 6, C üzeri 6'yı bulursam buradan da kıyaslama yapabilirim değil mi? Çünkü A'nın bu kuvvetiyle B'nin bu kuvveti, C'nin de aynı kuvvetleri arasında da kıyaslama yapabilirim. Bak bu arkadaşın 6. kuvveti 525. Bu arkadaşın karesi 6. kuvveti 24'ün karesi oluyor. 24 ile 24'ü çarparım. 24 ile 24'ü çarptım. 6 bir elde 9 8 4 576 oldu. Çok güzel. B'yi ne buldum sevgili arkadaşlar? 576 buldum. Bak bu 525, bu 576. Şimdi A'ya geliyorum sevgili arkadaşlar. Burada da şimdi 8'in kübünü alalım. 8 kere 8 64. 64 ile 8'i bir daha çarpalım sevgili arkadaşlar. 32, 512. Güzel. Bu arkadaşın 6. kuvveti de 512 çıktı sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan ben bu kıyaslamayı yapabilirim. En büyük kimi görüyorum? B'yi görüyorum. B'nin 6. kuvveti. Arkadaşlar B'nin 6. kuvveti en büyükse B'nin kendi yalın hali de en büyüktür. Güzel. Ortanca C'yi görüyorum ki çok yakınmış sevgili arkadaşlar kendi birbirlerine. C derim en küçük A çıktı. Bunu şunun için söylüyorum. A'nın 6. kuvveti buysa, B'nin 6. kuvveti de buysa demek ki B daha büyük bir sayıymış ki 6. kuvveti buraya kadar ulaşmış. Bunu da nerede görüyorum? B şıkkında görüyorum. Sanırım cevap anahtarında bu yanlış D olarak işaretlenmiş. Eğer öyleyse siz doğrusunu gördünüz. Eğer ben işleme hatası yaptıysam da beni uyarınız aşağıda. Güzel. Yorumlara yazabilirsiniz. Hocam şurada bir hatanız var diye. Evet. 9'da devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi kök 10. Eksi 2 tane kök 2. Artı kök 6. Oh ne güzel. Bölü kök 15. Eksi 2 tane kök 3. Artı kök 3. Evet. Şimdi ben bu işlemi yapacağım da kimse kimseye benzemiyor. Ortalık böyle garip garip şeylerle dolu. Nasıl işlem yapacağım sevgili arkadaşlar burada? Değil mi? Yani elmalar elmalar, armutlar armutlar. Öncelikle şu arkadaşları bir şey yapalım. Mesela kök 10'u kök 5 çarpı kök 3 olarak bir ayırayım. Pardon, kök 5 çarpı kök 2. Kök 10. Kök 15'i gördüm aşağıda. Güzel. Eksi 2 çarpı kök 2. Artı kök 6'yı da kök 3 çarpı kök 2 yapalım. Bak güzel, doğru yerde gidiyorum. Neden? Bak hepsinde bir kök 2 gördüm. Güzel. Bölü. Kök 15. Kök 5 çarpı kök 3. Eksi 2 tane kök 3. Bu 3'müş ya. Tabii bu kadar köklüyü yazınca tek başına tam sayıyı görmek enteresan. Ya arkadaşlar bak fena da yazmamışım şu artı bu arada. Bak ortalık kök 2'ler kök 3'ler kaynıyor. Bu arkadaşı tam sayı yaparsam yani ya bu 3'ü de şöyle görsen. Kök 3 çarpı kök 3 olarak görsen. Aynı değil mi? Bunun için böyle görüyorum. Çünkü birazdan şu arkadaşlarda bak ortak ifadeler görüyorum. Ekleme toplama çıkarmalar yapacağım ya aynı ifadeyi göreyim diye böyle gördüm. Bak yukarıya. Herkeste kök 2 var değil mi? Var, var, var. Kök 2 parantezinde yaz. Hop, kök 5. Burada o kaldı. Eksi 2. Hop, burada da kök 3 kaldı. Nefis. Bölü. Aşağıda bak, herkeste ne var? Kök 3 var. Al kök 3 parantezine. Bak ne çıkıyor karşına. Hokus pokus, sihirbazlık. Kök 5. Eksi 2. Artı kök 3 çıktı. Arkadaşlar ne görüyorsunuz? Oh nefis bir şey görüyorum. Çarpım halinde çarpım halinde. Aynı ifadeyi görüyorum. Sadeleşirler. Kala kala ne kaldı?
Kök 2 bölü kök 3 kaldı. Sen bunu ışıklarda göremedin. Sen bunu şöyle de görebilirdin. 2 bölü 3'ün kökü olarak da görebilirdin. Ya da bu arkadaşı kök 3 ile genişletirsin. Kök 2 çarpı kök 3 bölü 3 görürsün. Hop yukarıda da boş durmaz. Kök 6 bölü 3 dersin buna. Kök 2 ile kök 3 çarparak. Hop C şıkkında gözüküyor. Onunla devam edelim sevgili arkadaşlar. Aa bak. İşte bence bu soruyu daha erkene koysalar daha güzel olurmuştu. 1'de, 2'de, 3'te falan anlatmaya çalıştığım şeyin harika bir göstergesi. Diyor ki 2x eksi 3'ün karesinin karekökü 7'dir diyor. Güzel. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Yani X'in alabileceği değerler var mı? Bir tane alır gibi duruyor değil mi? Hayır işte sevgili arkadaşlar. Bak karesi var karekökü. Bir daha karesini alıp niye karekökünü alayım? Bu arkadaşlar birbirini götürsün. Ne olur? 2x eksi 3 eşittir 7 olur değil mi? İşte burada uyanık olman lazım. Arkadaşlar bu arkadaşın dışarıya çıkışı mutlak değerli olur. Neden mutlak değer olur? Çünkü karekökün sonucu pozitif bir sayı olur. Çok güzel. Bu durumda ne oldu? Şu arkadaş 7 de olabilir. O arkadaş eksi 7 de olabilir. Neden? Bak 7'nin karesini al. 49. Karekökü 7. Güzel. Arkadaşlar eksi 7'nin karesini al. Yine 49. Karekökünü al. Yine 7. Anlaştık değil mi? İşte bu yüzden. 2x eşittir 10. X eşittir 5. Birinci bulgum bu. 2x eşittir eksi 4. X eşittir eksi 2. Toplamlarını sormuştu. İkisini de topladım. 3 olarak buldum. Ona da Diyarbakır dedim. 11 ile devam edebilir sevgili arkadaşlar. Oo, bak burada da bir Ali Cengiz oyunu yapacağız. Arkadaşlar A sayısı verilmiş. Kök 2 artı 1 bölü 3 eksi kök 3. Güzel. Ve bana diyor ki 3 artı kök 3 bölü kök 2 eksi 1'in A türünden değeri nedir? Arkadaşlar ya ben bunu nasıl olacak da şu arkadaşa çevirebileceğim. Bunun cinsinden yazabileceğim. Arkadaşlar eşleniği öğrendik. Değil mi? Bak eşleniğiyle çarpma bölme. Çarpmak demek. Arkadaşlar bu arkadaş sürekli eşlenikleriyle hemhal olmuş. Yani eşleniklerini görüyorum. Bak kök 2 artı 1'in kök 2 eksi 1. Kök 3 eksi 3 eksi kök 3'ün 3 artı kök 3 şeyini görüyorum. Eşleniklerini. Bak benim bu bulacağım sayı B olsun. Ben bu eşleniklerle karşılaştırabilmek için arkadaşları bu sayıyı bu sayıya böleyim. Yani A'yı B'ye böleyim. Hop. Bir başka deyişle de şu arkadaşları bu arkadaşlara böleyim. Ne olur? A bölü B eşit olur. Kök 2 artı 1 bölü 3 eksi kök 3 çarpı ikinciyi ters çeviriyorum. Kök 2 eksi 1 bölü 3 artı kök 3. Nefis oldu değil mi sevgili arkadaşlar? Şimdi çarpıyorum ve arkadaşları eşlenikleriyle çarpıyorum. Hop bu bir sayı, bu bir sayı, bu bir sayı, bu da bir sayı. Bak eşleniğiyle çarpmak dünyanın en güzel şeyidir köklü sayılarda. Çarptım. A bölü B'yi buluyorum ben şu an. B'yi A cinsinden ifade edeceğim sonra. Arkadaşlar A artı B, A eksi B formunda. Birincinin karesi 2, ikincinin karesi 1. Bölü. Birincinin karesi 9, ikincinin karesi 3. Hop 1 bölü 6 oldu. Kim? A bölü B. Ne dersin sevgili arkadaşlar? B eşittir 6 tane A dersin bu durumda. Değil mi? İçler dışlar çarp. B eşittir 6 A'yı bulursun. Enteresanmış değil mi? Gerçekten enteresanmış. 12 ile testimizi nihayetlendirelim sevgili arkadaşlar. Çok enteresan bir soru da. Küp kök 65'in karekökü eksi 1 çarpı arkadaş bu da ne derken imdadıma bir şeyler yetişti. Kim yetişti? İçeride bak arkadaşın eşleniğini görüyorum. Kök 65 artı 1 bölü 3 artı 2 kök 2 karekök içinde. Yine eyvah derken
Yine bir şey imdadıma yetişiyor. Ne yetişiyor? Bak eşleniği yetişiyor. 2 kök 2. Arkadaşlar aynı dereceden köklerse ya Allah bismillah dal çarp. Çarpabilirsin çünkü bu arkadaşlar aynı üste sahip. Bak bunlar da aynı dereceden kökler. Hangi soruda yapamamıştık mesela onu? Dördüncü soruda yapamamıştık. Aynı kökler değildi. Bak bunlar aynı kökler. Bu arkadaşları şu kök altında çarpabilirim. Yani üçüncü dereceden küp kök. Şimdi bu ifadeyle hop, bu ifadeyi çarpabilirsin. Ve ne güzel bak eşleniği. Birincinin karesi 65. İkincinin karesi 1. Bölü. Hop, 12. sorunun şerefine böyle yapıyoruz. Arkadaşlar ikinci dereceden kök. Yazmama bile gerek yok. Eşlenik değil mi? Bak bu arkadaş bu arkadaşın eşleniği. Birincinin karesi 9. Eksi söyle. 2 kök 2'nin karesi 8. Hop hop. Ne görüyorsun? Küp kök 64 bölü kare kök 1. Arkadaşlar karekök 1'in 1 olduğunu hepimiz biliyoruz herhalde. Artık şu arkadaşa da alışırsınız değil mi? Hangi sayıyı kendisiyle 3 kere çarparsam 64 olur? Tabii ki 4. 4'ün kübü 64'tür. 4 bölü 1 çıkar. Bu arkadaşa da 4 dersin. Testi de bitirirsin. Testi değil de testi. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle testimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıktan öte hiçbir şey yok. Sağlıcakla kalın.